Günlerdir frekansımızı yükseltelim dedik, bir baktık dolar da yükselmeye başladı. Dolar yükseldikçe nereden kısabiliriz diye hesaplamaya başladım. İşin içinden çıkılması gerçekten çok güç. Yazıklar olsun. Merhaba frekans yüksek sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2700x mi alsam yoksa 2700 mi alsam, aradaki 200 TL'lik farka değer mi değmez mi, hem bunu masaya yatıracağız hem de Corsair'ın RGB belleklerine yakından bakacağız. Hadi diyelim işlemciden kısmaya çalıştık, bellekten nasıl kısacağız? Kalkıp size 2133 MHz'lık bellek alıp Ryzen işlemciye takın da diyemiyorum. Çoğumuzun hayalini kurduğu 2700x ve 2700 elimde, kıyasaya ikisini de yarıştıracağız. Bu rekabet dolu ortamda aynı zamanda bellekleri de hızlaştıracağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Gelin sistemi yakından tanıyalım. 2x8 DDR4 3200 MHz bellekler 2700X'in RGB soğutması. MSI Gaming modelli GTX 1070 ekran kartımızda bizimle, bakalım oyunlarda nasıl bir performans yakalayacağız. Öncelikle nedir bu işlemcideki X mevzusu? Dostlar biraz ondan bahsedelim. X'in anlamı XFR, yani Extended Frequency Range. XFR sayesinde işlemci sistemde güçlü bir soğutucu algıladığı zaman otomatik olarak kendi boost frekansının yukarılarına dinamik olarak çıkabiliyor. Şimdi 2700X 105 W TDP ile gelirken 2700 65 W termal tasarım gücüyle gelerek 40 W'lık bir daha düşük güç tüketimi ortaya koymakta. Bu da senelik daha az elektrik yakımı demekte. Aynı zamanda daha düşük bir pil su seçme imkanını da önüne açmakta. Her iki üründe aynı çekirdek ve cache kapasitesine sahip. Frekans bakımından Boost 2 ile 4.35 GHz hızlarına çıkan 2700X, 2700'ün 4.1 GHz hızı karşısında 250 MHz'lık ani farklılıklar sergilemekte. Lakin 2700X'in bir de soğutucu avantajı var ki o da aslında bu 200 TL'lik farkta önemli bir rol oynamakta. 2700X karşısında bir dezavantaj olarak bu durum yansıyabilir. Isı borularıyla ve RGB yapıyla gelen Prism Spire modelli soğutucudan çok daha iyi. Bakalım her iki işlemciyi de adaletli bir ortamda test edip aralarındaki farka değineceğim. Stok noktasında aslında 2700 ile 2700X arasında geniş bir fark var. Vallahi abicim bir tık daha yakın olması gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü arada bir işlemci yok. Sıcaklık hususunda her iki işlemci de benziyor. Boşta 1 derece fark gördüm. Oyun testlerinde sıcaklık değerlerini program doğru okumasa da ben manuel olarak ekrana doğru skorları yansıtacağım. Önceki seriye nazaran bu seri bana daha çok verimli ve aktif geldi. Ekranda göreceğiniz üzere test sonuçlarında işlem hacminde %10 civarı bir performans farkı bulunmakta. Aslında en çok heyecanlandığım kısma geldik. Oyun noktasına.
Acaba 1080p ve 4K'da nasıl bir farklılık elde edeceğiz? Ekranda gördüğünüz oyun noktasında GTA 5'te 4 FPS fark elde ederken Far Cry 5'te de sonuç değişmedi. 4K Superposition'da ise benzer bir skor yakaladık. Açıkça görülüyor ki 2700X oyunda ve performansta stok halde daha başarılı. İşte kuyruğun koptuğu noktaya geldik dostlar. Ama onun öncesinde şık bir kutuyla gelen Corsair RGB Pro modelli belleğimize bir değinelim. Siyah renkli olsa da beyaz renk seçeneğiyle de dikkat çekeceğe benziyor. Beyaz daha çekici gelse de annelerimiz gibi o şimdi leke tutar demek geldi içimden. Şaka maka 4600 MHz'e kadar çıkabilen bir seri. Elimizde bulunan model 3200 MHz. Düz metal gövde yerine RGB hatla pekişmiş keskin ve girintili çıkıntılı hatlar barındıran belleğimiz CL16 zamanlama ve 1.35 voltaj değeriyle gelmekte. RGB sistem toplayacaksanız cidden şık ve çekici bir hava katıyor. Hatta RGB olmayan bir soğutucunuz varsa fan yapraklarına kadar ışık şiddeti yansımakta. Cidden ışık şiddeti ve efektleri çok güçlü. Ek olarak Ice Cube programıyla senkron bir şekilde çalışabilmekte. Tasarım ve çekicilik hususunda önceki serilere nazaran daha bir canlı bulduğumu da belirteyim. B450 Tomahawk ile 3200'den 3533 MHz hızlarına kolayca hız aşırttım. Memory Trait ile sizler de basitçe halledebilirsiniz. Yalnız 3600 MHz'ı çok fazla zorlayamadım. Biraz da sizin uğraşınıza bağlı bir durum. Bellek yazma ve kopyalamada gayet iyi bir performans ortaya koyuyor. 2700X ve 2700 overclock noktasında tüylerimi diken diken etti. Vallahi abicim Ryzen 7 2700X için ne demiştik? 4.3 GHz hızlarında sabitleyebildiğinde harika. Fakat herkes buna ulaşabilecek kapasitede değil abi. O yüzden ne yapmıştık? 4.2 GHz hızlarında tek çekirdeği tutup diğerlerini 4.1'de sabitledik. Bununla birlikte 2700'ün overclock potansiyeli ve tepkisini daha başarılı buldum. 2700X'in overclocklu halini bile her testte geçmeyi başardım. Böylelikle hem oyunlardaki performans farkı kapandı hem de işlem kapasitesi 2700X ile denkleşti. Tabi 2700X'te tüm çekirdekleri 4.2'ye çekebilseydim o birazcık sıkardı tabi. Bu kısa maceramda sizleri de ortak etmiş bulundum. Ek olarak şunu da ekleyelim, o 200 lira ile sıvı soğutma alıp daha sessiz ama daha performanslı bir kombinasyon da yapılabilir. Ama uğraşmaya değer mi? Şimdi size soruyorum. Sen olsan hangisini alırdın? Soğutucu ve rahatlık bakımından 2700X mi? Yoksa daha az güç tüketip daha iyi overclock potansiyeli sunan 2700 mü? Şu anda gerçekten çok heyecanlıyım abi. Neden derseniz Cinebench'te 1900 puana çıktık neredeyse. 2700 inanılmaz bir işlemci. Ama overclockla uğraşmam, 2700X ile takılırım, 4.35 GHz hızlarına kadar çıkarım diyorsanız da tercih tamamıyla size kalmış. Benden şimdiden söylemesi, cuma günü harika bir video gelecek. Bugün hem belleğimizi inceledik hem de işlemciler arası farklılıklara değindik. Dilim dönmedi burada. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Cuma günü kaçırmayın.